hünkârım. Hatice'm nerede? Yukarıda. Yalnız mı? Ne oluyor? Hürrem bizi sultanımızın odasından kovdu. Ne demek kovdu? Yalnız konuşacakmış. Ne yapmaya çalışıyor bu? Sultanım, bana bakın. Yüzüme bakın. Sultanım. Hatice. Bırakma kendini ne olur. Yapma böyle. Kolay değil biliyorum. Seni en iyi ben anlarım. Neden biliyor musun? Ölümü çok iyi bilirim ben. Sevdiğim herkesi kaybettim. Annemi, babamı, kardeşimi. Dünya başıma yıkılmıştı. Nefes bile almak istemedim. Herkesten, her şeyden nefret ettim. Bir daha asla yüzüm gülmez dedim. Asla mesut olamam sandım. Ölmek istedim, isyan ettim. Ama öyle değil işte. Önce aşık oldum. Sonra evladım doğdu. Onu kucağıma aldığımda her şey bitti. Anneydim artık. Dedim ki kendi kendime, ne olursa olsun evladım için yaşayacağım. Beni hayata evlatlarım bağladı. Onlara duyduğum aşk bana tekrar yaşama gücü verdi. Bunu seninle yapabilirsin Hatice. Sana, senin sıcaklığına, şefkatine muhtaç o. Dokun ona. Hadi dokun. Dinle, hisset. Bir can var içinde. Hayatı sana bağlı olan bir can. Senden başka kimsesi yok. Onu yalnız mı bırakacaksın? Onu daha doğmadan ölüme mi terk edeceksin? Tek isteğim bir aile olmaktı. İbrahim, ben, bebeğimiz. Ama olmadı. İbrahim henüz ölmedi. Ölmeyecek. Sevdiklerini bırakmaz o. Onun yanında olmalısın. Böyle oturup ağlayacağına, git İbrahim'in yanına, elini tut. Onun ve bebeğinin canı. Sizin verdiğiniz ateş İbrahim'e de can olacaktır. Hürrem'in hakkı var. Böyle kendini harap ederek olmaz. Yine ona götürün. Bu halde nasıl gidersin? Nereden çıktı şimdi bu?
Rahim'i görmek istiyorum. Gideceğiz Hatice. Ben de merak içindeyim. Lakin evvela sen uyu dinlen. Yarın sabah erkenden yola revan oluruz. Bugün Hatice'mle ilgilenmen, ona söylediklerin beni pek mesul etti. Senin varlığın bana, evlatlarıma, aileme büyük kuvvet veriyor. Sayende içim rahat, kalbim huzur dolu. Senin huzurun benim için saadetlerin en büyüğü. İbrahim'i düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda iyileşip döner. Aksi takdirde... Paşamıza bunu yapanlar yakalanmadı mı hala?